Mesajımı almadın mı? Acil sana ihtiyacım var. Sen hiç merak etme. Ayrıntıları yaz hemen. Aşkım, aşkım ne yapıyorsun? Yemek yapıyorum Bülent. Tamam, niye öyle tepelere uzanıyorsun? Kocan var senin burada. Ne gerek var? Bunu mu istiyorsun? Evet. Ah. Ya hırsız kovalamıyorum, tencere alıyorum Bülent. Ya seninle ne ilgisi var ayrıca? Aa yok, hayır. Bundan sonra seninle ilgili her şey benimle de ilgili. Olur mu öyle şey ya? Heh. Vay, vay şu yemeklerin güzelliğine bak. Sen kocana ortamlar mı hazırlıyorsun ha? Ben var ya dünyanın en şanslı adamıyım. İyi ki evlenmişim seninle. Evet, şimdi onu bana veriyorsun. Sonra sen buraya oturuyorsun. Gel bakalım. Bundan sonrası bende. Otur, 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 otur. Lan ne yapıyorsun? Sen niye böyle tuhaf davranıyorsun ya? Ayrıca sen yemek yapamazsın ki zaten. Evet, yemek yapamayabilirim ama çok güzel direktif alırım. Bana söylüyorsun. Evet. Evet. Evet, söyle bakalım. Bunu mu doğrayayım? Karıştırıyorum. Ne yapıyorum? Doğra. Doğrayı. Nasıl doğrayacağız? İnce. Benden haber bekle. Selim Bey iğne yaptı. Annene de hafif bir hap verdi. İkisi de sakinleşti biraz. Sağ ol. Hadi ye şunu. Yiyecek halde değilim Pelin. Boşuna zahmet etmişsin. Sinan yer misin? Gerçekten canım istemiyorum. Sağ ol. Bak en sağlam durması gereken sensin. Yani yemezsen güçten düşeceksin. Ama yani ısrar etmiyorum. Sen bilirsin. Yeme o zaman. Tamam. Yiyeceğim. Kekik de koymuşsun. Evet yani. Öyle mutfakta duruyordu. Koymuşumdur. Eline sağlık. Enişten ne yapıyor acaba? Yani kaç saat oldu gelmedi. Yalnız kalmak istiyormuş. Öyle söyledi. Of, çok zor. Yani ben bile bu kadar kötü olduysam onları düşünemiyorum. Alamazlar dedim. Kimse bir şey yapamaz dedim. Dağ başımı burası dedim. Şu başımıza gelenlere bak ya. Ne yapabilirdin ki? Annen de kendini suçluyor. Havva abla da öyle. Ya en kötüsü de bu. Böyle durumlarda insanlar sürekli faturayı kendine kesiyor. Ama bu öyle bir şey değil. Yani herhangi biri değil ki. O senin yeğenin. Elinde olsa izin verir miydin gitmesine? Ah,
Havva abla uyanmadan bir güzel bir haber gelse. Geliyorum ben şimdi. Gerek yoktu Sinan. Titriyorsun Pelin. Ya alırdım ben içeriden. Tamam, getirdim işte. İnat etme. Sağ ol. Hoş geldiniz Serhat Bey. Hoş bulduk. Nihayet sizi ikna edebildik. Bizi çok zorladınız. Aslında dükkanı pek satmayı düşünmüyordum. Bu satıştan çok karlı çıkacaksınız. Emin olun. İnşallah. Artık imzalar atalım mı? Restoranı açtığımızda dükkanınızı tanıyamayacaksınız. Hepimize hayırlı olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Ah be Nazım, evladım. Kim bilir şimdi neredesin, nasıl korkmuşsundur. Halime, karnım acıktı, ben dışarı çıkıyorum. Ben gelene kadar bir yere çıkmayın. Ne yapacağım ben şimdi? Yeni yapmıştım, sıcaktır hala, açsana. Yedim ben. Sen bu saatte yemek yemezdin. Stresten herhalde. Yani yedikçe yiyesim geliyor. Alo. Başak, bir dakika dur. Şimdi söyle. Yemek mi yiyorsun sen bu saatte? Kıymalı makarna. Yok artık. Açım ya, sürekli açım yani. Tabii. İnsan iki canlı olunca öyle oluyor değil mi? Başlama istersen yine. Söylemeye karar verdim zaten. Aferin sana, aferin sana, aferin. Sen bunun için mi aradın bu saatte beni? Hayır, ben seni bunun için aramadım. Simonş, Bülent böyle bana bir tuhaf davranıyor. Böyle bir ilgi, bir şefkat falan ama böyle abartılı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.